Abi dur. Kimsin lan sen? Sen kimsin de benim aşkıma laf ediyorsun lan? Ben arkamı dönüp gittim öyle mi? Beni bırakıp giden sendin Leyla. İyi. Dediğin gibi olsun. O zaman bu çocukları savunmak için bir sebebim daha oldu. Demek ki Yeşim de benim gibi değilmiş. Demek ki benim aşkım da Yeşim'in aşkı kadar. Sakın. Sakın o cümleyi bitireyim deme sakın. Senden nefret ediyorum Toprak. Ne yaptım lan ben? Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Ne yapıyorum lan ben bu kadına? Affediyorsun ki sen beni. Affedilecek şeyler yapmıyorum ki ben sana Leyla. Toprak Bey, şu evrakları Çınar Bey'in inceleyip imzalaması gerekiyordu. Ama gelmedi daha. Acilde. Bırak sen ben imzalarım. Çınar Bey kendi idam fermanını imzalamakla meşgul. Aslanım, ver bakalım bir yanak. Ne ceket onu giydin? Kahvaltı etmeyecek misin? Yok o anne, Araslar'da toplantı var, geç kaldım, oraya gidiyorum. Baba gitme. Oğlum. Baba ben evde sıkıldım. Sıkılınca da ayağım ağrıyor. Olur mu aslanım öyle şey? Olur baba. Aslında hep ağrıyor da bazenleri unutuyorum. Ama sıkılınca hiç unutmuyorum. E peki ne yapalım o zaman? Üçümüz bu akşam sinemaya gidelim. Sen, ben, annem. Ben sıkılmayayım, ayağım da ağrımasın. Ama Doruk bu ayakla sinemaya mı gideceksin? Değil mi ama? Film alalım, evde seyrederiz. Olmaz. Ben evde sıkıldım. Lütfen. Lütfen. İyi peki tamam aslanım benim. Yaşasın. İlk kez içimiz sinemaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Üzüm annenleri tamam mı? Babam bana aldı. Yani aslında ben bir bilgisayar istememiştim ama nasıl anlatsam şey. Ha, 2 gün önceden anlatmaya başlayayım en iyisi. Aslında her zamanki gibi normal bir gündü. Evde oyun oynuyordum. Oynuyordum ama yine de çok canım sıkılıyordu. Aslında beraber oyun oynayabileceğim bir arkadaş istiyordum. Geliyor, geliyor. Kaçının. Yalnız oyun oynamaktan sıkılıyordum. Bir oyun arkadaşı istiyordum. Keşke bir köpeğim olsaydı. Hiç böyle sıkılmazdım. Uf. Ama benim hayallerim senin tecrübelerinden daha gerçek. Çünkü ben hayallerim için savaşıyorum. Ama sen
tecrübelerinin arkasına saklanıyorsun. Yıkasam, gezdirsem, sarılıp uyusam ne güzel olur. Ne olur anne, ne olur. Anne, yer değiştirebilir miyiz? Neden anneciğim? Anne, buradan göremiyorum. Önüm boş anneciğim. Aha, burası, burası. Koltuğum rahat değil, bana ne? Tamam, mızmızlanma anneciğim, hadi gel. Doruk kendine bir aile yaratmaya çalışıyor. Farkındayım. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum demek, bilmiyorum demek Leyla. Toprak, ne oluyor? Onu da bilmiyorum. Ben bugün hiçbir şey bilmiyorum, tamam mı? Ne oluyor bilmiyorum, ne yapacağız bilmiyorum, ne halt edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, anladın mı Leyla? Sonra bir çaresine bakarız. Sen şimdi hiçbir şey düşünme. Ne demek şimdi bu? Kaç gündür dertlendiğin, üzüldüğün yeter. Kendine biraz izin ver. Ha? Bu gecelik. Ben anlamam, yarı yarıya paylaşacağız. Kuymağın en güzel yerini öyle tek adama yedirmezler aslanım. El açma torunuma. Ben onun için tutturdum kuymağın dibini. Bak, nenem benim için tutturmuş. Hem ben koskoca futbolcu Edris Barut'um. Kuymağın dibi benim. Ben de koskoca futbolcu Edris Barut'un babasıyım. Yarısını alırım. Hızlı olan kazansın o zaman. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Ben kazandım. Ben sadece o gece için demiştim. Kaç gündür dertlendiğin, üzüldüğün yeter. Kendine biraz izin ver. Ha? Bu gecelik. Bu gecelik. Sinirsin Toprak ha. Bugün nereye gidiyoruz?
Anneciğim, her gün bir yere gittik, bıkmadın mı? Bana ne ya? Ben evde sıkılıyorum. Haklıdır İdris'i. Zaten ayağı alçıda sıkılır elbet. Söyle bakalım anneciğim. Bugün ne yapmak istersin? Hep birlikte tatile gidelim. Üçümüz. Oğlum daha neler? Hiç birlikte tatile gitmedik. Hem belki Deniz Rüya ayağının çatlamasına iyi gelebilir. Anneciğim ayağının çatlağı geçti zaten. Bugün atelin çıkacak. Bana ne ya? İyileşmedi daha. Ben çıkartmayacağım atelimi. Ne demek ula atelimi çıkartmıyorum? Tatilden gidelim gelelim öyle çıkartırım atelimi. İdris, aslanım. Bana ne ya? Ben şunları toplayayım. Ben de yardım edeyim. Aferin benim aslan torunuma. Aferin. Bu isim anadan çıktı. Çıktı vallahi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Geçen hafta da bilmiyordun Toprak. Sana bir gece bırak düşünme dedik. Ama maşallah sen de kulağının üstüne yattın. Leyla. Ay yalan mı? Toprak, bu çocuk buna alışacak. Yanında kavga etmemeler, nereye isterse gitmeler sahte bir mutluluk tablosu. Ay, Margarin reklamı ailesine döndük ayol. Seni o reklamlardaki kadınlar gibi fırından poğaça çıkarırken düşündün mü Leyla? Hiç yakışmadı. Toprak. Toprak. Bu çocuk iyice kaptırmadan buradan gitmen lazım. Henüz gidemem. Çözmem gereken meseleler var. Neymiş o meseleler acaba? Bilmiyormuş gibi konuşma da. Ben bıraksam Çınar iki güne eşime nikah basar. Aman ne önemli meseleymiş ayol. Leyla. Biz bunu yaşadık. Daha birbirimizi tanımadan evlendik, çocuk yaptık. İşte evliliğin de çocuğun da durumu ortada. Bırakayım kardeşim de aynı hatayı mı yapsın? Yahu adam daha ortada olmayan bir çocuk için burada duruyorsun. Olan ortadaki çocuğu alıyor. Yahu sen ne kalın kafalı bir adamsın ayol. Leyla, şimdi gidemem. Kardeşimin aynı hatayı yapmasına izin veremem. Uzatma. Ay hayır. O kalın kafan kırılsın diyeceğim. Kıyamıyorum. Öf. Hazır vakit varken tersaneye gidip çalışmaya mı başlasak? Hem vakitten kazanmış oluruz. Olur, tabii gidelim. Kahvenizi için de öyle gidin. Ben hemen yapayım. Başkası yapsa olmuyor mu kahveyle? Toprak. Bekle ve sus. Görürsün sen Toprak. Aa, ne oldu Leyluş'um? Delendin. Barutçuk Ayası'na bir tünelde ben kazayım diyorum. Ne dersin? Ben soğuk su getireyim dolaptan. Ne yapıyorsunuz siz? Meftune abladan köpüklü kahve yapmayı öğrendim de. Toprağı şok edeceğim. Sen tünel kazmayacaksın. Kayayı dinamitle patlatacaksın. Barutçu, bu Habibe ne iş abi? Ya oğlum bırak, köyün delisi işte, boş ver ya. Yeşim'in deli tarafına denk gelmesin de, yolar vallahi. Vallahi yolar.
Teşekkürler Leyla. Vallahi bu aralar hayatımın en güzel kahvelerini içiyorum. Eline sağlık. Sen de mi özel ders aldın? Kahvesini iç, dersini sorma Toprak. Baba baba, annem sen ben balık avına gidelim mi? Oğlum biz bugün bu abilerine biraz çalışmaya gideceğiz. Yarın gidelim olur mu? Ya lütfen lütfen. Anneannem sen ben tatil yapacaktık. Yapacağız oğlum. Ama bugün biraz işlerimiz var. Onları halledelim yarın yapalım olur mu? Ya. Ya siz yarın iş yapın. Biz annem babam ben hiç tatil yapmadık. Abi istersen erteleyelim. Yok. Bizim oğlan durumumuzu kullanmayı öğrendi de. De bir yere kadar. Değil mi? Gel bakalım buraya. Yarın dediysem yarın aslanım. Tamam? Ver bakayım yana. Hadi bakalım bir tane. Hadi biz de gidelim. Süreyya Bey, siz keyfinize bakın, akşam görüşürüz olur mu? Baba, balıkların alında görelim mi, tamam mı? Tamam oğlum, sen nasıl istersen. Doruk nereden biliyor? Bir ara anlatmış olabilirim. Olabilirim. Emin de değiliz yani. Gel bakalım Aslan. Hoppa. Baba, birazcık dereye ineyim mi? Ne olur, ne olur. Ama öyle tek başına olmaz. Hadi beraber gidelim. Dikkatli. Yavaş. Aferin. Al benim aslanımı. İdris. Gel gel. Gel otur bakayım böyle. Ha, gel çıkaralım ayakkabıları. Uzat bana. Çorapları da çıkaralım. Gel bakalım şunları da sıvayalım. Şimdi sıra bende. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hop. Hazır mıyız?
Hazır mısın? Hazır. Hadi bir, iki, üç. Ya neyi anlamıyorsunuz siz? Ben kendim dolaşırım. Bir rehbere, tercümana ihtiyacım yok. İnsanın tatilini burnundan getirmek için mi doğdunuz bey? Kaybolma diye yardım etmek istiyoruz. Niye naz edilsin ki? Ben kaybolmadım. Allah Allah. Bir gidin ayol. Kaybolmadın ama kaybolabilirsin. Bence sen de kaybolabilirsin. Aa, hatta bir güzellik yapıp niye kaybolmuyorsun? Duymadınız lan kızı. Yürüyün. Toprak abi. Sadece... Başlarımdan sadenize sütümüze. Kaybolun lan. Ay. Gelip ortalığı karıştırmana gerek yoktu. Yayla kahramanı mısın sen? Ben mi karıştırdım ortalığı? Evet. Kükremeler filan. Kızım ben sana yardıma geldim. Her geliler başına bela alacaktı. Ben gayet güzel idare ediyordum. Başımın çaresine bakardım. Bakardım. Evet canım, bakardım. Seni kurtardım diye teşekkür edeceğine arıza mı çıkarıyorsun sen? He, çıkarıyorum. Beni kurtarmışmış. Nedir ayol siz bu erkeklerin kurtarma ihtiyacı anlamadım ki. Aşın artık şu kahramanlık kompleksini. Ay be. Sen neye bakıyorsun ya? Hiç manzara ilginç geldi. Başlayacağım manzarana. Bakacağına yardım etsene. Ederdim ama şu anda kahramanlık kompleksimi aşmakla meşgulüm. Hatama kaçtım bile. Vallahi bravo. Ah, tamam. Yedirdin bana lafımı. Şimdi buraya gel. Ya acele etsene, dondum burada. Aa bak, bırakır giderim seni, kalırsın orada. Rüvrüv edip durma. Taş at. Geliyorum. Ben de taş oldum. Hadi artık balık avucuna gidelim. Hadi bakalım İdris Paşa. Hadi bakalım. Ayakkabılarımızı giyelim gidelim.